Evet, DAB kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, yansımadan dolayı buralar eşit değil mi? Aynı şekilde buralar da eşit. Yani bu bir deltoid. Şöyle 40 buraysa 40 burası ve 150 derece de burası. 150, 80 daha 230, 360'tan çıkarttım 130. O halde iki eşit parça bölüneceğinden 65'e 65. E seçeneğimi işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, alanlar oranı 2 bölü 3. Yani bu da ne demek? Buraya k dersem, buraya k dersem ne oldu? 2. Toplamı 3k olacağından kalan şu mavi kısımların toplamı da k'dır. O halde bakın, ben şu parçayı şöyle şu tarafa getirirsem. Bakın, taban 10, yüksekliğime h diyeyim. Bu k'ya eşitmiş. Taban 10, yükseklik h. Bu da k'ya eşit. O halde EGBC'ye baktığım zaman 2h çarpı x eşittir k olmalı. Normalde h çarpı 10 k'ya eşit oluyordu değil mi? O halde h 2 kat arttıysa x 2 kat azalacak değil mi? Ters orandan. O halde 5 birimdir diyeceğim. Evet, elde edilen parçalardan dörtgenin çevresi kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, şekildeki bir kenar uzunluğu 12 birim olan düzgün beşgen, yani şöyle 12'ye 12, BE doğrultusunda sonra da DA doğrultusunda makas yardımıyla kesiliyor. Önce şöyle BE doğrultusunda, sonradan da şöyle DA doğrultusunda makas yardımıyla kesiliyor. Bize ne kaldı? Eşkenar dörtgen kaldı. Bakın, bir kenar 12 ise 12 çarpı 4'ten 48'i işaretlerim. Evet, A üssü BC 36 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın, AB ile CB birbirine eşit değil mi? Eşkenar dörtgenden dolayı. Bakın, katlanma sonucu A üssü B şöyle oluyor, CB de şöyle oluyor. O halde buralar ikizkenardan eşit olmalı. Bakın, 180'den 36 çıkarttım, 144 2'ye böldüm. Şöyle 72'ye 72. Bakın, 72 buraysa tamamı şöyle 108 olmalı değil mi? Şöyle çizeyim. Şurası 108 olmalı. 108'den 36 çıkarttım. 72. İki eşit parçaya böldüm. 36'ya 36. Devamında bakın, 108 buraysa 72 burası. 72 buraysa katlanmadan dolayı 72 burası. Şöyle 72, 72, 144. Alfaya 36 derece kaldı diyorum. Evet, alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, eşkenar üçgenden dolayı şuralar 60 değil mi? Katlanma yaparsak, yani şöyle, şu 60 buraya gelecek. 112'den 60 çıkartırsam şuraya 52 kaldı. Bakın alfa neresi? Şöyle şurası. Çizgiye devam ettireyim. Bakın, eşkenar üçgenin kenarları birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin de kenarları eşit olacaktır. Aynı şekilde katlanmadan burası da eşit. Bakın, ikizkenar oluştu. 180'den 52 çıkartırsam 128. 2'ye böldüm, 64'e 64. Bakın, 112 E açısıysa komple A açısı nedir? 68. 64 buraysa alfaya 4 derece kalıyor. Evet, ABC 132 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, ABC şurası. 132'yi 3'e bölersem şöyle 44 derece hepsine düşüyor. Devamında bakın, şu açıya ben x dersem aynı şekilde deltoidten x olacaktır. Şöyle x olacaktır. Bakın, bir şey dikkatimi çekti. 2x artı alfa, 2x artı şu açıyla, yani 60'la 44. O halde 2x'ler giderse alfa 104 bulur muyum? Bulurum. Evet, parçaların alanları oranı 3 bölü 7 olduğuna göre CE bölü ED oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, AC köşegenimi çiziyorum. Neden? Çünkü tabanlara göre alan belirlemek için. Şimdi küçük parça 3'müş, büyük parça 7'ymiş değil mi? O halde toplamı nedir? 10. O halde 10'un yarısı, bakın, 5. Şuraya 2 kaldı. Burası zaten 3. O halde tabanlarım nedir? 3K'ya 2K. CE bölü ED oranı 2 bölü 3'tür diyeceğim.
Evet, alfa açısı kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, eşkenardan dolayı 78 buraysa komplesi 78. Şu kısmı bulursam 78'den çıkartır cevabı bulurum. O halde bakın, şurayla şura birbirine eşit değil mi? Eşit. O halde 64 de burası mı? Evet. Topladım, 128 çıkarttım. Bakın şu kısım 52. Burayı da 78'den çıkarttım. Şu kısma 26 kaldı. D seçeneğimi işaretledim.